Herkese selamlar ben Furkan. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile birlikteyiz. Bugün sizlere benden uzun süredir beklediğiniz SteelSeries'in sonar yazılımı hakkında bir video çekiyorum arkadaşlar. Detaylı bir videodur. Programın mümkün olduğunca her yerine değinmek istiyorum. Size tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Ama şunu baştan söyleyeyim sizlere bu video SteelSeries sonar yazılımda en iyi ayarların tıl yapıları videosu değildir. Bu videoyu böyle izlemezseniz her sizler için daha verimli olacaktır. Niye en iyi ayarlar videosu paylaşmıyorum onu söyleyeyim. Çünkü herkesin ses sevki, müzik kulağı farkıdır arkadaşlar. Kimisi? bazıları çok seviyordur. Kimisi sizleri çok seviyordur. Kimisi başka şeyleri daha fazla seviyordur. Bu yüzden ben size en iyi ayar şudur dersem bazı kişileri memnun edemeyebiliriz. Bu yüzden sizlere bir tavsiye niteliğinde video çekiyorum. Onu baştan söyleyeyim. Sonra ben yorumlarda tartışmayın. Sesim de birazcık kötüdür. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hastayım o yüzden. Arada sesim kötüleşirse de onun için şimdiden özür dilerim. Şimdi lafı daha fazla uzatmayalım ve programı anlatmaya başlayalım. Öncelikle SteelSeries programını bilgisayarına yüklediğiniz zaman ilk karşılaşacağınız şey kesinlikle giriş çıkış aygıtlarının birden fazla olması Burada görmüş olduğunuz gibi çıkış cihazlarına geldiğimiz zaman SteelSeries'in sonar AUX'u var, chat'i var, gaming'i var, mikrofonu var, medyası var derken tam 5 farklı çıkış cihazı görüyoruz. Aynı şekilde giriş cihazına girdiğimiz zaman da SteelSeries sonar mikrofon kısmını görebiliyoruz. Bilgisayarımıza sonar programını yüklediğimiz zaman ilk başta bilgisayarımızdaki değişiklik burada oluyor arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse Discord programına girdiğiniz zaman buradan giriş çıkış aygıtlarını SteelSeries sonar yazılımından bir ayar yapmışsanız eğer buradan doğru bir şekilde seçmeniz gerekiyor. Örneğin ben SteelSeries'in Sonar hazırlamında medya kısmında ayarlar yapmışsam buradan çıkış aygıtını medya, mikrofon olarak da mikrofonumu iyileştirmişsem sil sonar mikrofon kısmını seçmem gerekiyor. Bilginiz olsun. Bu arada ben şu anki kaydım arkadaşlar. Buradaki Wi-Fi'nin A6V marka modelli mikrofonundan yapıyorum. Şu an kulaklığı mikrofonu açık değil. Bilginiz olsun. Videonun devamında ikinci partında buradaki mikrofon ayarlarını gösterirken kulaklı mikrofonu kullanmaya başlayacağım. Hemen programa geri döndüğümüz zaman arkadaşlar Engine kısmına girdiğimiz zaman eğer SteelSeries marka bir kulaklığınız veya veyahut bir cihazınız varsa buradan arkadaşlar temel Equalizer ayarlarını yapmanız gerekiyor. Bendeki ayarlar bu şekildedir. Durdurup bakabilirsiniz. Kendiniz de bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Tavsiye ederim. Herhangi bir baskın ses tonu yoktur. Ortalama bir ses ayarındadır. Zaten şeklinde görüyorsunuz. Eğer ki beğenmezseniz eğer kendinizde buradan bas boost olur, smiley olur veyahut custom yapıp kendiniz kendi beğendiğiniz şekilde bir Equalizer ayarı yapabilirsiniz. Buradaki ayar temel ayardır. Bunun üstüne ekstra oynayacağımız kısım sonar kısmında. Onu şimdi göstereceğim zaten. Yine aynı şekilde buradan kulaklığımıza kaç saniye boyunca ses gelmezse bir iletim gelmezse, etkileşime girmezse kapansın diye ayarlamak istersek ayarlayabiliyoruz. Mikrofonumuzu da açıp buradan mütleyip ses düzeyini ayarlayabiliyoruz. Save deyip hemen çıkıyorum ve asıl önemli olan kısım sonar kısma geliyor. Şimdi bu sonar kısmı anlatmadan önce arkadaşlar burada sizlere ben programın sağındaki solundaki butonlardan veyahut ayarlayabildiğimiz bölgelerden bilgiler vererek başlama ardından tavsiyelerini vermeye de devam edeceğim. Öncelikle ilk başta sonar kısmına girdiğimiz zaman yapmamız gereken şey buradan arkadaşlar hangi bölümü kullanacaksak eğer örneğin medyayı kullanacaksak müzik dinlemek için veya film izlemek için. Buradan alt tarafına basıyoruz. Ardından playback kısmından da hangi cihazın equalizer ayarlarını değiştirmek istiyorsak buradan seçmemiz gerekiyor. Örneğin ben şu an Arctis 7P Plus'u kullanıyorum. Ee, buradan bu kulaklığı seçtiğim zaman yaptığım bütün equalizer ayarları kulaklığı değiştirecektir. Hoparlörümü değiştirmeyecektir. Yine aynı şekilde gaming için de geçerli chat için de geçerli mikrofon kısmına geldiğimiz zaman ise burada zaten görüyorsunuz WiFi ile mikrofonunu kullanıyorum şu an ve o seçili Arctis 7P Plus Seçersem arkadaşlar buradaki sese gidecektir ve buradaki ayarlar değişecektir. Bilginiz olsun ilk yapmamız gereken şey buradan bizim doğru aygıtımızı seçip bulmak. Hemen ardından size şu medya kısmına gelerek anlatmak istiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi farklı farklı Equalizer ayarlar bölümü karşımıza çıkıyor. Configuration kısmına geldiğimiz zaman burada bizleri SteelSeries markası kendi yapmış olduğu ön ayarlarını sunuyor. Fakat bunlar yeterli mi kesinlikle hayır. Yetersiz. Örneğin bunu kullanan insanlar Deep Bass seviyorsa buradan Deep Bass seçebilirler. Punchy, Clear, Dialogs falan filan derken farklı farklı ayarlar mevcut. Ben sizlere en, burada en tavsiye edebileceğim günlük kullanımda uygun olan şey müzik kısmından Bright'ı seçmenizdir arkadaşlar. Equalizer tikinin açık olduğuna emin olun. Hemen ardından şöyle Equalizer ayarlarımı hızlıca göstereyim sizlere. 0 0 0 eksi 2 buçuk 0 0 desibel 0 desibel 0, 0, 0, 0, 0 pardon 3 desibel 5 desibel ve 0 desibel olarak ayarlamışım. Bu da müzik kısmından Brighton Equalizer ayarlarıdır. Hemen bir altına geldiğimiz zaman ise burada bas yerini görüyoruz arkadaşlar. Basın ne olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Bunu arttırdığımız zaman kulaklıkta veya hoparlörde neyse baslar bangır bangır çalmaya başlıyor. Hemen sağ tarafına voice kısmı var arkadaşlar. Bunu eğer arttırırsak dinlediğimiz şarkıdaki ses kısmı yani vokal kısımları adamların söylediği kısımlar daha belirgin hale gelecektir. Müzik birazcık daha arka planda kalacaktır. Treble kısmına geldiğimiz zaman ise burası da tizlerdir bunu arttırdığınız zaman da böyle çıs 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 diye o duyduğumuz ince sesler var ya onlar kulak tırmalayacak seviyeye gelir. Çok arttırmanızı tavsiye etmiyorum. Bendeki ayarları zaten görüyorsunuz. 6 desibel, 2 desibel ve 1.5 desibel olarak ayarlamışım ben. Special Audio ne diye soracak olsanız da Special Audio arkadaşlar eğer ki kulaklığınızda veya o cihazınızda 7.1 desteğiniz varsa bunu açtığınız zaman 7.1 desteğimiz de açılmış oluyor. Benim kulaklığımda da var diye biliyorum ama bu Special Audio'yu açmanızı tavsiye etmiyorum sizlere. Çünkü bunu açtığımız zaman böyle ses sanki salonda bir miktar yankılanırmış gibi geliyor kulağıma. Bir miktar bozduğunu düşünüyorum. O yüzden sizlere de tavsiye etmiyorum. Ben de şahsen kendim kullanımımda kesinlikle special audio'yu açmıyorum. Ha illa açarım derseniz de arkadaşlar. Alt tarafta bu şekilde mesafesini ayarlayabiliyorsunuz. Ne kadar yakından ne kadar uzaktan geldiğini. Aynı şekilde performans mı yoksa immersion olmaz mı gerektiğini de ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar da böyle eksi 3.5 eksi 4 seviyelerinde bunu da yine 60 ve 50 aralarında tutarsanız eğer sizler için daha iyi olacaktır. Tavsiyelerim de bu şekildeydi. Volüm boost kısmına geldiğimiz zaman en sevdiğim kısım benim burası arkadaşlar. Burada gain yani kazancımızı ayarlayabiliyoruz. Kulaklığımız mesela benimki 98 desibellik bir sese sahip. Bu volume boost kısmından ben bunun desibelini arttırdığım zaman kulaklık gerçekten patlama seviyesine geliyor. Ben yüksek sesli müzikler dinlemeyi seven bir insan olduğum için kesinlikle bu gain butonunun olması benim çok hoşuma gitti. Ben e, ortalama 6 desibel 6 küçük desibel civarlarında kullanıyorum. En son ses seviyesini aldığım zaman kulaklığın bir miktar zorlandığını düşünüyorum. Aynı şekilde kulağıma da zararlı olduğunu düşündüğüm için dengede tutmakta fayda var. Orta seviye 6 iyidir. 6 desibel daha artırılmış haliyle ben kullanıyorum arkadaşlar. Smart bölüm kısmına geldiğimiz zaman açıkçası bunu hiç kullanmadım. Kulaklığın ses düzeyine böyle kendisi bir miktar ayar çekiyor gibi geliyor ama çok da verimli bir özellik olduğunu düşünmediğim için kullanmıyorum. Kullanmanızda pek fazla tavsiye etmiyorum. Olmasa da olurmuş diyebiliriz yani. Medya kısmını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Genelde medya kısmında müzik dinlersiniz, film izlersiniz, çeşitli günlük aktivitelerinizi yaparsınız. Yine aynı şekilde gaming kısmında da kullanabilirsiniz ama gaming kısmında kısmına gelince özellikle game kısmında anlatacağım nasıl bir farklar olduğunu. Şimdi gelin chat kısmını anlatayım. Burada medyadan farklı olarak neler varmış bunları da değinelim. Öncelikle yine burada ön ayarlarımız mevcut. Configuration kısmına girdiğimiz zaman balansat olsun broadcast olsun clarity olsun farklı farklı ön ayarlarımız mevcut. Chat'in esprisinde arkadaşlar ondan bahsedeyim. Örneğin Discord gibi Skype gibi bir sesli sohbet sesli konuşma uygulaması kullanıyorsanız eğer çıkış birimi olarak chat'i seçerseniz oradaki sesleri daha verimli daha güzel duyabilirsiniz ama bununla bir müzik dinlemeye kalktığınız zaman medyadaki kadar verimli bir performans alamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Şöyle güzel bir şey göstereceğim sizlere. Örneğin ben buradan chati seçtim. Sağ alt taraftan da şöyle ses düzeyi da ben buradan medya seçtim diyelim. Hem müzik ayarı hem chat ayarım hala hazırda mevcut. Buradan Discord'a giriyorum. Ses ve görüntü deyip ben buradan eğer arkadaşlar çıkış aygıtı olarak sizleri sonar chati seçersem Discord'dan gelen sesim chat ayarlarımda. Arka tarafta dinlediğim müziğim ise medya ayarlarımda bana ulaşacaktır. Böyle güzel bir e, özelliği bizlere sonar yazılımı sunabiliyor. Discord gibi OBS'den aldığınız kayıt gibi farklı farklı çıkış aygıtını ayarlayabildiğiniz programlar üzerinden arkadaşlar böyle farklı varyasyonlar yapabilirsiniz. Bilginiz olsun ben yine medyayı aldım. Medyada kullanmaya devam edeceğim. Bu alt kısmı anlatmıyorum çünkü ben bunu mikrofon kısmında anlatmak istiyorum. Buradaki aynı ayarlar orada da mevcut. Birazdan mikrofon kısmında onlara değineceğim. Game kısmına geldiğimiz zaman Arkadaşlar burada e, SteelSeries bizlere gerçekten güzel şeyler sunmuş. Özellikle ses kasmamız gereken oyunlarda CS olsun, Valorant olsun, Apex olsun, Rust olsun farklı farklı oyunlarda ses kasmamız gerekiyor bildiğiniz üzere. Ne kadar iyi aksesusu duyorsak o kadar iyi pozisyon alıyoruz o kadar iyi bölgelere bakıyoruz. Configuration kısmında yine tabi bizlere SteelSeries kendi ön ayarlarını sunuyor. Farklı farklı oyunların farklı farklı ayarları mevcut. Özellikle Rust minvalinde konuşayım ben. Benim 3000 saat kadar bir Rust geçmişim var, Rust oynamışlığım var ama sizlere şunu gönül söyleyebilirim ki Sizler isim bu rastaki ön ayarları berbat seviyede gerçekten kötü gerçekten hiçbir şekilde kullanılmaya değer bir ses ayarı ön ayarı equalizer ayarı değil bu yüzden ben size buradan e, şöyle bir şey söyleyeyim buradaki hiçbir ön ayarı kullanmayın ha yine siz gene test edin beğenirseniz eğer kullanabilirsiniz ama yani birçok oyunun birçok ön ayarı var ben buradaki ön ayarların hiçbirini beğenmedim ama benim kendi ayarlarıma gelirsek eğer burada GG diye bir dosya oluşturmuşum gördüğünüz şu olduğunuz gibi ben bu ayarları arkadaşlar Reddit'ten farklı farklı kullanıcıların farklı farklı arka deneyimlerini e, test ederek kendim de uygulayarak baktım ve en sonunda böyle bir equalizer ayarı kendim oluşturdum. Buradaki equalizer değerlerini arkadaşlar ben açıklama kısmına ekleyeceğim. Game kısmını böyle yapabilirsiniz diye bilginiz olsun. Yine de şöyle göstereyim. Merak eden arkadaşlar varsa buradan tek tek bunları e, görüp bakabilirler. Özellikle şu baş taraftaki eksi desibel olsun. Eksi 1.9 desibel, 1.2 desibel gibi kısımları ayarlarsanız eğer aynı verilere ulaşırsınız diye düşünüyorum sizde arkadaşlar. Basslarım da bu şekilde. Treble da bu şekilde de voice kısmı da bu şekilde alt tarafı da zaten ayarlamışım 7.1'de kapatmışım benim oyunlardaki kullanabileceğim en verimli ses en verimli equalizer ayarım bu şekildeydi arkadaşlar game kısmı da bu şekildedir oyunlarda bu e, kulaklığın ayarını game'e çekip bu tip ses kasmalarınızı bir miktar daha iyileştirebilirsiniz bilginiz olsun aux kısmına değinmiyorum çünkü aux kısmı ile medya kısmı aşağı yukarı aynı ama bilgisayarınıza aux'ta bağlandığınız zaman aux kısmından da farklı farklı ayarlar yapabilirsiniz. Çok da farklı bir detay sizlere sunmayacaktır. Medya ile AUX aynı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, buraya kadar anlattığımız equalizer ayarları bizim çıkış cihazlarımız içinde yani kulaklıklar için, hoparlörler için gibi düşünebilirsiniz. Az buçuk sizlere de tavsiyesini vermiş oldum. Kendi zevkinize göre, kendi beğeninize göre basları arttırabilirsiniz, basları düşürebilirsiniz, Sizleri arttırabilirsiniz. Yine sizin burada equalizer ayarları üzerinde böyle oynayarak kendinizin bulması çok daha verimli olacaktır arkadaşlar. Kulağınıza hangisi daha iyi geliyorsa, hangi ayar daha güzel sizlere e, müzik zevki veyahut oyun zevki sunuyorsa o şekilde ayarlamanızı tavsiye ederim. Burası tek bir düzen şekilde en iyisi budur, en iyisi şudur diyemiyorum maalesef. Çünkü zevkler ve renkler tartışılmaz. Ben de sizin müzik zevkinizle karışamayacağım için tavsiyemi verdim. Bendeki bir müzikten bright kısmından bu şekilde kullanabilirsiniz. Tercih sizin, zevk sizin. Şimdi gelin mikrofon kısmına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik mikrofon kısmına. Zaten şu anki ses kalitesinin farkından da anlayabiliyorsunuzdur. Az önceki mikrofondan gelen ses ile şu an mikrofonundan gelen sesin arasındaki fark kulaklarınızda yankılanıyordur diye düşünüyorum. Bu mikrofon gerçekten basic haliyle, default haliyle çok kötü bir sese sahip diye düşünüyorum. Ben size bu mikrofon kısmında tavsiyelerde bulunacağım. Kendi kullandığım ayarlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu alt tarafta farklı farklı değerlerimiz yine mevcut. Bunları da tek tek sizlere açıklayacağım. Siz yine bunun içinden kendinize en uygun olanı seçebilirsiniz ama ama mikrofon kısmında ben ne yaparsam yapayım yine en tatmin edici sesi bulamadım arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Hatta bunun için gittim bir tane 2000 liraya mikrofon almak zorunda kaldım. Şimdi lafı daha fazla uzatmıyorum ve artık ayarlarımı anlatmaya başlıyorum. Öncelikle sizlere yine burada görmüş olduğunuz gibi farklı farklı ön ayarlardan bahsedeyim. Burada arkadaşlar e, siz serisi bizlere kendi ön ayarlarını sunmuş. sesim değişmiştir zaten. Dengelesinden tut alias bu marmına farklı farklı ses ayarlarımız var. Genelde en çok deep voice kullanılıyor. Ama şahsen ben yine bu ön ayarları sevmiyorum. Eğer yapacaksam da bir kendime göre bir equalizer ayarı bu ön ayarları değiştirerek yapmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Benim kullandığım şu an bana göre bulabildiğim en iyi ses ayarı şu configuration bir de bulunan ayar veyahut bu Deep Voice kısmında kullandığım ayar arkadaşlar. Şu an kulağınıza hangisi daha iyi geliyordur bilmiyorum ama ben özellikle bu mikrofonda bu Configuration 1'i kullanıyorum. Çünkü bir mikrofon iyi olduğu için daha basit bir ayar yapmışım gibi sizlere görünebilir. Sadece bu mikrofonu kullanacaksanız yerde Deep Voice kısmından arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bendeki ayarları sizlere göstereyim. Tab bas 12. Ortaya bir adet mavi sallamışım. 4 desibel. Yine aynı şekilde bas kısmında pembe bir 4 desibelim mevcut. Low midler kısmında 3 desibelim var. Hemen sağ tarafında ikisinin ortasında 0 desibellik normal bir turuncu değerim var. Mid range kısmında 3 desibelim var. Hemen arada 1 desibelim var. Bir sağında 0 desibel bir sağında 0 desibel bir sağında da yine aynı şekilde 0 desibel mevcut. Burada arkadaşlar Clearcast AI Noise Cancellation var. Peki bu Clearcast AI Noise Cancellation ne? Siz seri bize diyor ki eğer bu ayarı açarsanız sizlere ben kristal temizliğinde ekodan falan arınmış böyle güzel bir yapay zeka destekli ses sunacağım diyor. Açmanızda fayda var arkadaşlar çünkü gerçekten sesi bir miktar daha iyileştirdiğini ben de düşünüyorum. Değer olarak 25 değerde tutuyorum. Size de bu ayarda tutmanızı tavsiye ederim. Fakat bunu bunu açtığınız zaman arkadaşlar noise reduction yani gürültü kesintisi, gürültü azaltma kısmındaki ayarlarımızı yapamıyoruz. Bunu kapattığımız zaman elle biz bunu kendimiz yapabiliyoruz. Onlar bir şekilde yapmak istediğiniz zaman arkadaşlar burada background dediğimiz şey zaten background'un ne olduğunu biliyorsunuzdur. Arka plan. Arka plandaki sesleri kısmak için de böyle bir derece ayarımız mevcut. 0.30 decibel tavsiye ederim. Impact dediğimiz şey de impact arkadaşlar. Örneğin bu mouse'umuzun veya klavyemizin tuşlarına bastığımız zaman böyle klik 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 sesler gelir ya. Onların dengelenmesini daha temiz bir ses yollamak için böyle bir ayar bizlere sunulmuş. 0.65-0.70 civarlarını sizlere tavsiye ederim. Yeterlidir diye düşünüyorum. En sağ veya en sola aldığımız zaman arkadaşlar çok verimli bir şey bulamayız. Mümkün olduğunca dengeli bir ses yakalamamız gerekiyor. Ama bunlarla hiç uğraşmayayım derseniz de direkt ClearCast Eğer Noise Cancellation'ı açtığınız zaman da bu iki işlem zaten yine gerçekleşecektir. Noise Gate kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar bu da bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bu bir ses duyarlılığıdır. Örneğin Discord'da ben konuştuğum zaman sesim gidiyor. Sustuğum zaman sesim komple kesiliyor ya. Aynısı bunu da geçerli. Açmanızı şiddetle tavsiye ederim. Noise Gate'i açtığınız zaman siz konuşmadığınız takdirde arkadaki fan sesi, arkadaki ne bileyim e, mikrofona dahil olmayacak başka bir ses karşı tarafa iletilmeyecektir. Bu yüzden e, bu Noise Gate'i açmanızı da tavsiye ederim. Ses duyarlıdır, ses hassasiyetidir. Siz konuşunca ses gitsin, siz susunca ses gitmesin. Bunda eksi 45 decibel civarlarında, eksi 50 decibel civarlarında tutmanızı tavsiye ederim. Kompresör kısmı arkadaşlar kompresör açmanızı tavsiye etmiyorum. Niye? Çünkü e, örneğin siz burada çok fazla bir böyle bağırma girişimine girdiniz diyelim. Bu da böyle otomatik sesi baskılıyor ve e, sesin bir miktar bozulmasına sebep olabiliyor. Biz bağırdığımız zaman sesimiz yüksek gitsin. Bu konu normal konuştuğumuz zaman sesimiz normal gitsin istediğimiz için kompresörü açmıyoruz. Bunu tek tavsiye etmiyorum. Gerek de duymuyorum. Mikrofon ayarlarım da bu şekildeydi arkadaşlar. Fakat size şunu söyleyebilirim ki ben yani rahat 150-200 tane deneme yapmışımdır. Böyle 5-10 saniyelik kayıtlar halinde bu kulaklığın mikrofonundan hiçbir şekilde memnun kalmadım. Discord tutarak sesimin çok kötü gittiğini söylüyordu arkadaşlarım. Ben de mecburen gittim böyle bir harici mikrofon almak zorunda kaldım. Mikser kısmından ben şu an Arctic Plus'ı değiştirip e, Five şu an sesim arkadaşlar bu mikrofondan geliyor. Duymuş olduğunuz gibi buradan da ben bu configuration 1'e aldığım zaman gerçekten güzel bir ses alabiliyorum. Aradaki farkı da siz duymuşsunuzdur zaten. Ben bu mikrofonu ne kadar sizlere bir ayar önerirsem önereyim. Verimli bir ses alabileceğinizi düşünmüyorum. Ama dediğim gibi buradaki e, deep voice kısmını durdurup bakabilirsiniz. Ben bu şekilde bir ayar kullanıyorum arkadaşlar. Sizlere döndürebileceğim ayar budur. Tercih yine sizin, karar yine sizindir. Ben sizlere burada programı anlattım. Ne yapabileceğiniz konusunda size tavsiyeler verdim. En iyisini bulmak sizin göreviniz, en iyisini bulmak sizin zevkinize kalmış bir şey arkadaşlar. Videoda eğer bulamadığınız aklınızda kalan bir soru işareti varsa yorum olarak sormayı unutmayın arkadaşlar. Seve seve cevapları şimdilik kendinize iyi bakın hoşçakalın.